Arkadaşlar merhabalar. Nasılsınız? İyi misiniz? Bizler de iyiyiz. Şükürler olsun. Gördüğünüz gibi böyle bahçemizden yapraklarımızı topladım. Demet şöyle hazır edeceğim. Sonra pet şişemize dolduralım sizinle beraber. Yaprak sarması yapmak için kışın hazır olsun. Sizlere de hem de fikir olur. Sizler de böyle yapabilirsiniz. Ben pet şişeye dolduracağım. Alıyoruz şuradaki fazlalıklarını. Size göstereceğim arkadaşlar pet şişede nasıl saklanır. Kavanozda da yaptık. Kavanozda göstertirim. Bıçak getirmiştim ama elimle de güzel kopuyormuş. Taze olduğu için bahçemizin biliyorsunuz asma yapraklarımızı da göstermiştim. Bugün yine toplarız. Her gün değil de arkadaşlar şöyle 4-5 günde bir bu kadar topluyorum. Şükürler olsun. Bu da bize yeter herhalde kışın. Şunlara bakın çok tatlılar. Böyle küçük küçük sararız onları da. Sizlerle de yaprak sarması yaparız. Şöyle demet yapalım. Çok değil zaten. Ben de bir şişe ayırdım ama ona da oluruz inşallah. Tam olursa ona. Şöyle az kaldı arkadaşlar, bakın bayağı bir ben desteledim böyle. Şişemizi dolduracağız. İnşallah sizlerin de beğenerekten izlediği bir video hazırlamış olurum. Buraya kadar izlediyseniz beni beğeni tuşuna basmayı, yorum yazmayı, kanalıma abone olmayı da unutmayın arkadaşlar. Kanalım Elma Saplan'ın kanalı. Yazın hazırlayalım ki kışın da rahat rahat yiyelim. Şu tarafa alalım. Şöyle. Yaprağımız da bu kadar kaldı.
böyle beyaz sofra bezinin üstüne alma sebebim de arkadaşlar, olur ya bir şey falan olursa çıkar böyle görürüz diye şey yapıyorum, ama yaprağımız da maşallah tertemiz. O yüzden hep ben böyle işimi bir garanti alıyorum. Beyaz bezin üstüne seriyorum her şey böyle olunca, yeşillikleri falan. Tertemiz mis gibi bahçemizin de, yine de ne olur ne olmaz işimizi garantiye alalım değil mi? Bunların üstüne koyalım. Bunu da şuraya koyduk mu tamamdır. Yapraklarımız hazır arkadaşlar. Şöyle alayım. Dizdik, hazırladık. Böyle birkaç saat dinlensinler bunlar. Biraz hem hani pörsüme denir ya. Şöyle pörsüsün arkadaşlar. Burada dursun. Orada sonra dolduralım sizlerle. Evet arkadaşlar, yapraklarımız çok güzel olmuşlar. Çok güzel dinlendiler böyle. Hafiften bayağı bir şey yapmış böyle. Hani pürsüm ederiz ya, öyle olmuş. Ben şimdi yavaş yavaş yaprağımızı gördüğünüz gibi böyle bir pet şişe hazırladım. Buna dolduralım sizlerle beraber. Emuz besmele çekip Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle içine girecek şekilde 2-3 yaprağı bir arada kıvırıyorum. Bak. Biraz yan döndüreceğim. Şişemizin içine girecek şekilde Bismillahirrahmanirrahim deyip başlayalım. Dikkat edelim, yapraklarımızı yırtılmasın. 3 tane almıştım. 3 tane çok geldi demek ki arkadaşlar. İkili saralım. Sıraca saralım. Nasıl isterseniz, siz şişenizin ağzına ikili, üçlü, beşli nasıl doldurursanız doldurun arkadaşlar. Benimkine geçmedi. İkili yapayım dedim. Benim istediğim de buydu. Yumuşamış güzelce. Şu ziyan olmuş arada. Onu çıkaralım. Yaprağımızı bozar. Sıkıca sarıyoruz. Şimdi ben yanıma şöyle bir küçük oklavam vardı. Onu aldım. Hafiften böyle yerleştireyim diplerine. Kırmadan, ezmeden. Şöyle hafif hafif bastıralım. Her tarafıma ki tam olsun. Hafif hafif arkadaşlar. Bastırmıyoruz, sadece yerleştiriyoruz. Çünkü kırılabilir.
bayağı da aldı. Daha da alacak gibi görünüyor. Çok bastırmıyorum ki kırılmasınlar diye. Evet, bu tarafa geçtik. Bakın arkadaşlar, sona doğru geldik. Sonuncuyu kıvırıyorum. Daha bastırmama da gerek yok herhalde. Bunu da alır. Bu da son. Evet, gördünüz. Şöyle göstereyim. Kapağını nereye koydum arkadaşlar? Bismillahirrahmanirrahim. Kapağını da şöyle kapatıyorum. Tam kapattığımızdan emin olalım. Şöyle dursun. Bir de kavanozunu da yaptığımı göstereyim size arkadaşlar. Bakın bu da kavanozda olanım. Bunu da kavanoza basmıştım. Rengi döndü. Rengi böyle. İsteyen böyle kavanozda yapabilir. İstek olursa bir gün kavanoza basmayı da göstertirim size. Bunu da böyle şişeye yaptım. Siz de böyle yapraklarınızı yapabilirsiniz. İnşallah beğenerekten izlediğiniz bir video olmuştur. Beğenerekten izlediğiniz bir videomu da yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın arkadaşlar. Beni izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Hoşça kalın diyorum.